Sen ne yaptığını sanıyorsun Hatun? Böyle bir şeyi nasıl gizlersin? Bilmez misin bu çocuk ikimize birden felaket getirir? Kıyamadım paşam. O bizim aşkımızın meyvesi. Ne aşkı be? Ne aşkı? Ben sana ne dedim? Hatice Sultan'dan başkasına yer yok benim kalbimde. Olamaz. Böyle olmadığını biliyorum. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Derhal gideceksin buradan. Derhal. Nasıl çıkarım paşam? Haznedarım ben. Kendi isteğimle ayrılamam. Başka bilen var mı? Hayır paşam. Bunu kimselere belli etme. Attığın her adıma dikkat et Nigar. Anladın mı? Ben bakacağım bir hal çaresine. Paşam. Ne yapacağız şimdi paşam? Belli ki biri bizi dinlemiş. Allah kahretsin. Böyle olacağı belliydi bunun. Bu belayı sen sardın benim başıma. Şimdi o her kimse bunu susturmamız lazım. Ne malum dinlediği beni? Derhal hareme dön. Kimse o bul. Anladın mı beni? Bul. Nigar. Eğer bu hadise duyulacak olursa kendine ürünlerden ürün beğen. Thank you.
Esma Hatun, Gülşah Hatun geldi. Yollayın gitsin. Ne iş varmış burada? Hürrem Sultanımızla konuşmak istiyormuş. Mühim dedi. Gelsin. Sultanım. Gelsin dedim. Ne oldu Gülşah? Ne konuşacaksın annemle? Sultanım ben... Çekinme söyle. Ben iletirim. Bağışlayın sultanım. Fakat kendileriyle konuşmam icap eder. İçerideler mi? Annem burada değil. Nereye gittiler? Ben yanlarına... Ne bu sorgu sual? Madem konuşmayacaksın çık dışarı. Hayırlı haberi almış olmalısınız sultan. Hünkârımız ikna oldu. Şehzademiz Manisa Sancak Bey'i tayin edildi. Yakındır. Yola çıkar. İskender Çelebi. Anlaşılan sizin de haberiniz yok. Mustafa gidiyor evet fakat yalnız. Hani Mahidevran Sultan'a gidecekti onunla? Nasıl olur? Teamüller bunu gerektirir. Aksi görülmüş şey değil. Hünkârımız vermiş bu kararı. Nasıl oldu bu anlamadım. Neden fikir değiştirdiler? Hünkârımız şehzademizi tayin ettikten sonra... İbrahim Paşa kendisiyle hususi görüşmek istediğini söylemişti. Belli ki bu kararın arkasında İbrahim Paşa var. Ben size söyledim. İbrahim Paşa bu işi bozmasın dedim. Neden müsaade ettiniz? Validemin burada kalmasını takdir etmişsiniz. Öyle uygun gördüm Mustafa'm. Daha sonra katılır sana. Siz nasıl arzu ederseniz. Yalnız endişeliyim hünkârım. Eğer yalnız gidersem aklım burada validemde kalacak. Malum bir sürü hadise yaşadık. Gel. Hünkârım, Mahidevran Sultanımız geldi. Gelsin. Hünkârım. Gel Mahidevran. Mustafa. Benim aslan parçam. Hayırlı haberi aldım. Rabbime şükürler olsun bugünleri de gördüm. Mustafa'nın bazı kaygıları var Mahidevran. Seni burada yalnız bırakmaktan rahatsız. Ne yalnızlığı Mustafa? Ben hünkârımızın yanındayım. Validenin hakkı var Mustafa'm. Kaygıların yersiz. Hazırlıklar vakit alır sultanım. Mahidevran Sultan'ın da şehzademize refakati için elimden geleni yaparım. Onu bana bırakın. Siz İbrahim Paşa ile alakadar olun. Esas mühim olan onu göndermek. Bu o kadar kolay değil sultanım. Daha önce defalarca denendi. Fakat muvaffak olunamadı. Haberi aldım. Bir düşmanı varmış. Efendi Hazretleri denen biri. Her kimse çok kuvvetli. Onunla temasa geçilebilir. Siz biliyor musunuz kim bu adam? Evet, namını işittim. Fakat kim olduğu meçhul. Neyse. Birlikte hareket edersek... İbrahim Paşa'nın hakkına geliriz. Zira ondan kurtulmadıkça bize huzur yok. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Sultanım. Validem. Nereden icap etti şimdi bu? Gelin benimle. Sarayımızda huzur içinde yaşayalım. Elbet bir gün geleceğim oğlum. Ama şimdi değil. Hürrem Sultan değil mi? Haremi ona bırakmak istemiyorsun. Ekmeğini yağ süremem.
aklı sıra seni sancağa yollayarak benden kurtulmak istedi. Beni yollayan babam validem. O değil. Müsaadenizle. Paşam. Şehzadem. Hayırdır? Bir mesele mi var? Beni Hürrem'le yalnız bırakmaktan çekiniyor. Haksız da sayılmaz. Sen buradayken bana hiçbir şey yapamazsın. Sana minnettarım İbrahim. Eğer sen olmasaydın şu anda sancağa gitmek için eşyalarımı topluyor olacaktım. Sizi mesut gördüğüme sevindim. Sen Hürrem'i görecekti nasıl? Hain emelleri suya düşünce nasıl üzüldü? Dile benden ne dilersen. Aslında var bir isteğim. Söyle, ne istersen. Nigar Kalfan, ona itimat etmeyin. Hürrem Sultan'ın menfaatleri için çalışıyor. Bildiğim bir şey mi var? Siz beni dinleyin. İlk fırsatta kurtulun ondan. Oturun işinize bakın. Gülşah. Buyur Nigar Hatun. Neredesin sen? Kayboldun. Buradayım. Az önce baktım yoktun. Ne yapsam kabahat. Odama gitmiştim, şimdi geldim. Baltacıların yanına gitmiştir. Malum onlarla düşüp kalkıyor. O dilini koparacağım artık. Kesin sesinizi. Vallahi zindana atarım sizi. Mirmah, dolanma tepemde. Çok rahatsız olduysan içeri git. Yakında gideceğim zaten. Nasıl? Nereye? Annemle konuşacağım. Artık benim de bir dairem olmalı. Hayal görme. Seni asla dinlemez. Yardım etsene bana. Ne yardımı? Annemle sen konuş. Hayatta olmaz. Mihrimah ne olur. Sen bir yolunu bulursun. Bulurum bulmasına da. Benim bu işten ne kazancım olacak? Ne istersen veririm. Anneciğim. Çocuklar. Haberiniz var mı? Abiniz Mustafa Sancak Bey'e tayin edildi. Manisa'ya gidecek. Yaşasın. Mahidevran Sultan da gidiyor o zaman. Necmi. Ne güzel. Keşke ben de gitsem. Sultanım. Esma. Gülşah Hatun geldi. Sizinle konuşmak istiyormuş. Ha evet. Çok mühim olduğunu söyledi. Bana söyle dedim, olmaz dedi. Sizinle görüşmesi lazımmış. Allah Allah. Esma git getir şunu. Bakalım neymiş derdi. Sultanım. Hayırdır Gül'a? Senin ne işin var burada? Bilmenizi icap eden bir husus var sultanım. Seni dinliyorum. Ne yaptı yine Hürrem? Cariyeniz Gülşah Hatun'la alakalı bir mevzu. Gülşah artık benim cariyem değil. Yakında evlendirip yollayacağım onu. O halde elinizi çabuk tutun sultanım. Zira başınıza bela olabilir. Ne haltlar karıştırıyor yine? Bu sabah Hürrem Sultan'ın yanına geldi. Hizmetini alması için yalvardı. Demek öyle. Hürrem ne yaptı peki? Kovdu yanından.
Fakat Hürrem Sultan bu fırsatı kaçırmaz. Onu size karşı kullanacaktır. Şehzademiz gidiyor. Sen ne olacaksın Fatma? Ben de şehzademizle birlikte gideceğim elbette. Şehzade sancağa giderken cariyelerini almadan gitmez. İyi de Mahidevran Sultan gitmiyor. Seni de bırakmaz. Ben işimi sağlam alırım, merak etme sen. Nasıl? Şehzademiz bilhassa isteyecek kendisiyle gitmemi. Gülşah Hatun, ben de sana bakıyordum. Geldi mi sultanımız? Seni çağırıyorlar. Güzel, gidelim. Haremin eğlencesi oldun iyice. Bence evlen, kurtul. Kes sesini. Bir sen kalmıştın akıl vermeyen. Gülşah Hatun. Nereye böyle? Hiç ağam. Hürrem Sultan'la görüşecekler. Bir sussana sen. Demek sultanımızla görüşeceksin. Sultanımız beni çağırmış da. Ne söyleyeceksin acaba? Çok merak ediyorum. Seni alakadar etmez. Defol git şuradan. Dur hele. Sana diyeceklerim var. Ne vakit söyleyeceksin? Acele etme. Her şeyin bir vakti var. Peki nasıl ikna edeceksin? Sen orasını bana bırak. Sultanım. Çocuklar hadi siz içeri. Gülça nerede, al içeri. Gelmedi sultanım. Zira Sümbül Ağa önümüzü kesti. Alıp götürdü. Nasıl? Benimle görüşeceğini söylemedin mi? Söyledim sultanım. Lakin Mahidevran Sultan'ın kesin emri varmış. Gülşah saraydan kovuldu. Hay Allah. Ne olmuş ki birden? Vallahi ben de anlamadım. Gülşah ağlıyordu giderken. Hürrem Sultan'a haber ver dedi. Ağam, müsaade et. Hiç değilse eşyalarımı bir toplayayım. Ha? Yahu sen git, ben yollatırım arkandan. O vakit Mahidevran Sultanımızla konuşayım. Olmaz. Sultanımız yüzünü bile görmek istemiyor. Zaten her şey senin yüzünden oldu. Pis yılan! Bana bak, benim tepemin tasını attırma. Yürek, gir koluna. Sümbül Ağa, ne oluyor burada? Mahidevran Sultanımız Gülşah'ın eski saraya gönderilmesini buyurdular. İsabet olmuş. Baltacı Meftun'u orada beklersin artık. Sen gül Nigar. Lakin unutma, son gülen iyi güler. Götürün şunu. Bir daha da sarayın önünden bile geçmeyecek. Yürüyün. Aman müstahak ona sultanım. Vaktiyle az çektirmedi bize. Bana bir diyeceği varmış ama. Mühim demiş. Ne söyleyebilir ki? Kesin yalvarmaya gelmiştir yine. Zira Nigar Hatun bunu çok fena yakalamış. Söylemesi ayıp, haşa af buyurun. Ama baltıcıların biriyle ahlaksız bir vaziyetteymiş. Mahidevran Sultan bunu duyunca o baltacıyla evlendirmeye karar vermiş. Gülşah kellesi gitmedi, yine dua etsin. Neyse. Biz işimize bakalım. Hazırlıklı ol Gülah. Yakında harekete geçiyoruz. Ne yapacağız ki sultanım? Mahidevran'ın kurtulmak bana düştü gene. Hünkârım. Validem nasıl?
Uyuyorlar hünkârım. Keşke size hayırlı bir haber verebilsem. Gülfem Hatun, ben müsaadenizle. Tamam, sen çık, ben buradayım. Validem. Buradayım, yanınızdayım. Ne fayda ki bir çareyim? Elim kolum bağlı. Sizin için Yüce Rabbime yakarmaktan, dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Anneciğim. Mişime geç oldu, uyu artık. Ama size söylemek istediğim bir şey var. Mehmet abim niye hala burada? Neden onun da bir dairesi yok? Nereden çıktı bu şimdi? Kavga mı ettiniz gene? Hayır, kendisi istiyor. Hı. Acelesi yok. Vakit gelince olur. Mahidevran Sultan yüzünden değil mi? İzin vermez. Ben de Mehmet'e bunu söyledim zaten. Boşuna konuşup da üzme annemi dedim. Elinden bir şey gelmez. Neticede buna Mahidevran Sultan karar verir. Haremi o yönetiyor. Ne alakası var? Ondan mı izin alacağım? Ben istediğim vakit açarım daireyi. Madem öyle, neden açmıyorsunuz? Zira Mahidevran Sultan buna çok üzülür. Sen nasılsın Gülfem? Nicedir sohbet etmedik. Tadım tuzum kalmadı hünkârım. Validemizin bu hali zoruma gidiyor. Ben onu hiç böyle görmedim. Hep kuvvetliydi. Neler gördük, neler yaşadık. Asla yıkılmadı. Bir çınar gibi ayaktaydı her daim. Dimdik dururdu. Bunun bir sebebi belki de benim Gülfem. Malum hayli üzdüm validemi. Yeri geldi beni evlatlıktan reddetmek dahi istedi. İçiniz rahat olsun hünkârım. Bana her şeyi anlatırdı. Kızdı. Üzüldü, oldu elbet. Lakin hiçbir zaman gönül koymadı size. Bir ana evladından ne ister? Sevgi, hürmet, vefa. Siz bunların hepsini ziyadesiyle sundunuz.
Daya Hatun. Ne oldu sana? Ağladın mı sen? Sorma başıma gelenleri. Paşa ile konuştum, her şeyi biliyor. İyi halt ettin. Ne dedim ben sana? Niye gidip anlatıyorsun? Mecburdum. Ondan başka bana kimse yardım edemezdi. Hem bilmesi lazım. Neticede onun evladını taşıyorum karnımda. Ne oldu onu söyle. Çok kızdı. Nasıl saklarsın diye demediğini bırakmadı. Saraydan gitmemi istiyor. Fakat daha büyük bir bela var başımda. Bundan daha büyük ne olabilir ki? Biz başıyla konuşurken biri bizi dinlemiş. Aman Allah'ım. Kimmiş? Bilmiyorum. Gülşah'tan kuş kullandım. Fakat o olsaydı şimdiye kadar canımı okurdu. Saraydan atıldı. Buna rağmen tek kelime bile etmedi. Belli ki o değil. Saraydan mı atıldı? Nesi var bu hatunun? Üşütmüş kızcağız. Şifahaneye götürün. Herkese bulaştıracak. Kızlar, hanginiz hasta? İslim Hatun. Gülşah. Senin ne işin var burada? Öyle icap etti. Fazla kalmayacağım. Söyle haremdekilere. Çok yakında döneceğim saraya. İslim Hatun, bir şey diyeceğim sana. Dur şimdi, meşgul etme beni. Tamam, sen bak hatuna, sonra konuşuruz. Nigar Hatun, bu böyle olmaz. Azıcık bak kendine. Sen eskiden Sülün gibi bir hatundun. Gerçi ben seni her halinle... Nigar. Sultanım. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Oğlum Mehmet için bir daire hazırlamanı istiyorum. Bana yakın, ferah, güzel bir daire olsun. Mahidevran Sultanımız ne der? Malum ki... Bir itiraz olursa gelsin bana söylesin. Sen dediğimi yap. Siz nasıl arzu edersiniz sultanım? Masraftan kaçınma. Şehzademin hiçbir eksiği olmayacak. Anladım. Başka bir arzunuz yoksa? Çekilebilirsin. Sultanım, Mahidevran Sultan kesin hadise çıkartacaktır. Ben de çıkarsın diye yapıyorum ya zaten. Şehzade Mustafa Hazretleri. Şehzadem, yemeğiniz hazır. Düğün çorbası, ardından kuzu incik, iç pilavı ve tatlı olarak gülü muhallebi. Tamam, sağ ol. Başka bir arzunuz var mı? Hayır, çekilebilirsin. Hatun. İslim Hatun. Gecenin bir vakti niye geldin sen buraya? Hürrem Sultanımız birkaç merhem istemiş de onları tedarik ettim. Bırakıp hemen döneceğim. İyi madem. Fazla oyalanma, hemen dön. Merak etmeyin Nigar Hatun.
Ağlar. Şehzadem. Bağışlayın ben. İyi misin? Hekim çağıralım hemen. Üzüm yok şehzadem, iyiyim ben. Bilhassa sizin yanınızdayken. Ne oldu sana birden böyle? Neyin var? Bütün gün bir şey yemedim. Zayıf düştüm herhalde. Madem öyle otur bir şeyler ye. Ne haddime şehzadem? Ben müsaadenizle... Sana oturmanı söyledim. Bu işe en çok şehzademiz Mehmet sevinecek. Ne vakittir istiyordu zaten. Sultanım, İslim Hatun geldiler. İslim Hatun mu? O da kim? Eski sarayda hekimdir. Niye gelmiş ki? Bir diyeceği varmış size. Herkes de bana bir diyeceği var. Gelsin. Sultanım. Bağışlayın, rahatsız ediyorum. Lakin mühim. İnşallah öyledir. Gülşah Hatun. Size gelmem için çok ısrar etti. Yine mi Gülşah? Ben biliyorum onun derdini. Hala benim yanıma gelmek istiyorsa hiç boşuna çabalamasın. Yok sultanım. İbrahim Paşa ile alakalı olduğunu iletmemi istedi. Demek İbrahim Paşa ile alakalı. Keşke karışmasaydın İbrahim. Mahidevran'ın gitmesi daha doğru olmaz mıydı? Dengeyi muhafaza etmemiz şart sultanım. Eğer meydan hücrem sultana kalırsa bu kimsenin hayrına olmaz. Mahidevran bugün değilse yarın gidecek zaten. Hürrem mutlaka istediğine kavuşur. Nasıl engel olacaksınız? Mahidevran Sultan gider. Yerine bir başkası gelir. Hiç kimse Hürrem'le baş edemez. Bunu sen de biliyorsun. Gözünüzde fazla büyütmeyin onu. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Önümüzdeki günler birçok şeye gebe. Yarın neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Güneş doğacak mı onu dahi bilmiyoruz. Fakat bilmenizi istediğim bir husus var. Hiçbir şey mutlak değildir. Her şey değişebilir. Değişmeyen tek şey benim size olan derin muhabbetim ve aşkımdır. Gülah. Oo. Sana getirdim. Ay. Bademler, cevizler, fındıklar. Ne iyi ettin Nigar Hatun. Ölmüşlerin canına değsin. Hayırdır, bir şey mi isteyeceksin yoksa? Aşk olsun ha. Yahu latife ediyorum, alın hemen. Geçmiş olsun. Hürrem Sultan rahatsızmış. Yo. Şimdi geliyorum yanından. Bir şey yoktu. Hekim kadını gördüm. Sultanımıza gidiyorum dedi. Ha, o yüzden. Yok canım. Bir mesele için geldi. Gülşah Hatun yollamış. Neymiş ki derdi? Yine yardım mı dileniyor? Sorma. İlla görüşmek istiyor. İbrahim Paşa ile alakalı bir DJ varmış. Allah Allah. Neymiş ki? Aman. Sultanımızın hizmetine girmek için yalvarıyor işte. Gayesine de ulaştı. Sultanımız yarın sabah Hasbahçe'ye gelmesini buyurdular. Neyse.
Ben işimin başına döneyim. Yahu dur nereye? İki lafın belini kırıyorduk. Neresin sen Fatma? Nereden geldin? Aslen Hırbatım Şehzadem. Dubrovnik'ten geldim. Esas adın ne? Adriana. Adriana. Ailen orada mı hala? Sadece bir kardeşim vardı. Onunla birlikte getirildik İstanbul'a. O nerede şimdi? Bilmiyorum Şehzadem. Beni saraya aldılar, o köle pazarında kaldı. Allah bilir nerededir şimdi. Yalvardım, ayırmayın bizi dedim ama... Bağışlayın Şehzadem. Ben kendi dertlerimle rahatsız ettim sizi. Mühim değil. Üzülme. Elbet bir gün kavuşursun kardeşine. Mustafa, yalnız olduğunu sanıyordum. Müsaadenizle. Sultanım. Bir şey mi oldu halde? Sancağa gidiş hazırlıklarıyla ilgili konuşmaya gelmiştim. Paşam, Nigar Hatun bunu size vermemi istediler. Paşa Hazretleri, emriniz üzere tahkikat yaptım. Bugün vuku bulan malumunuz hadiseyle kimin alakalı olduğunu tespit ettim. Gülşah Hatun olduğu kesindir. Tamam, çekil. Neyse ki kendisi başka bir hadiseden mütevellit eski saraya yollandı. Fakat öğrendiğime göre Hürrem Sultan'la irtibat kurmuş. Sultanımız yarın sabah has bahçeye getirilmesini buyurmuşlar. Allah kahretsin. İbrahim. Ne oldu? Sultanım. Bir şey yok, siz uyuyun. Gülşah'ı almak için birini yolladınız mı? Perçem ağaya haber verildi sultanım. Bir ağa yollayıp aldıracak. Sultanım, şehzadem, hayırlı sabahlar. Erkencesin bugün. Dediklerine göre bütün gün yat diyor, odandan çıkmıyor musun? Biraz rahatsızlığım var sultanım, o yüzden. Ne rahatsızlığıymış bu? Mühim değil sultanım. Emrettiğiniz üzere Şehzade Mehmet için daire hazırlanıyor. Anne. Benim aslan oğlum. Vakit geldi. Artık kendi dairende kalacaksın.
Sevgili abicim, hayırlı olsun. Gülşah Hatun. Evet. Beni Hürrem Sultanımız gönderdiler. Tamam. Hemen geliyorum. Acele edin. Sultanımızı bekletmeyelim. Tamam. Sen dışarıda bekle. Şimdi çıkıyorum. Müsaade ederseniz gidip dairemi görmek istiyorum. Ben de geleceğim. Acele etmeyin. Evvela daire hazırlansın. Sonra gidip görürsünüz. Lütfen anne. Tamam, gidersiniz. Ama ben dışarı çıkacağım. Esma sizi götürür. Hı? Sultanım, siz nereye gideceksiniz? Hasbahçı'ya çıkacağım. Biraz hava almak istiyorum. Arzu ederseniz evvela daireyi görelim. Sonra gidersiniz. Şimdi olmaz. Senin haberin var mıydı bundan? Yok paşam. Olsa müsaade eder miydim? Bu hiç iyi olmadı be Matrakçı. Nigar'ı bir an evvel uzaklaştırmalıyız buradan. Halimden ayrılmalı. İşin kötüsü bir de. Meseleyi bilen başka biri daha var. Gülşah Hatun. Ay, eyvahlar olsun. Asbahçe'de Hürrem Sultan'la buluşacaklarmış bugün. Belli ki olanı biteni anlatacak. İşte o vakit yandamın resmidir. Ne yapıp edip bu buluşmaya engel olacağım? Sonra ne olacak paşa? Bu çocuğun varlığı size her daim tehdit olmayacak mı? Paşa Hazretleri. Söyle Mustafa Paşa. Paşam, arzu ettiğiniz üzere hazine defterleri tetkik ediliyor. İskender Çelebi'ye haber gitmiştir çoktan. Güzel. İyice tetkik edin. Evet, vardır bir açığı. Gülşah nerede? Niye hala gelmemiş? Almaya gittiler sultanım. Gelir şimdi. Neden bu yola saptı? Sarayburnu'na gidiyoruz. Kayıkla mermer köşke çıkacağız. Başka türlü içeri sokamayız seni. Şu hale bak. Yıllardır hizmet ettiğim saraya kaçak giriyorum. Sen benden haber bekle Matrakçı. Evvela şu meseleyi çözmem lazım. Nasıl isterseniz paşa. Çekil. Giremezsiniz paşam. Çekilin. Bırakın gelsin bakayım. Ne demek oluyor paşam? Nereden icap etti defterleri tetkik ettirmek? Hayırdır, ne oldu böyle? Yoksa sakladığın bir şey mi var? Benim anlamak yüzüm pak. O halde. Nedir bu telaşın? Mevzubayız benim haysiyetim paşam. Ne akla bunu reva görürsünüz? Ben bir veziri azam olarak lüzum gördüğüm her şeyi yaparım. Sana mı soracağım? Fakat şimdi halinden görüyorum ki senin servetinin kaynağı ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Laflarınıza dikkat edin paşa. Ne dedin sen?
Herkes tanır bilir beni. En başta hünkârımız. Harama el uzatmam ben. Bunu hakaret sayarım. Ben bu vazifeyi almadan evvel de zengindim. Zira servetim ailemden gelir. Ben Müslüman oğlu Müslüman olduğum için böyle şeylere tenezzül etmem. Beni dönmelerle, devşirmelerle karıştırmayın paşam. Paşam! Yapmayın paşam! Çekil! Yapmayın paşam! Sen bunu nasıl böyle konuşursan? Mustafa Paşa. Buyurun Paşa Hazretleri. İskender'i azlediyorum. Bundan gayrı baş defterdarımız değildir. Bu kararımı derhal yazdırın. Emredersiniz paşa. Bu adamı alın karşımdan. Daha da saraya sokmayın sakın. Paşam nasıl olur? Ne diyorsam onu yapın! Bırakın beni. Kendim geldim, kendim giderim. Şükürler olsun ki gidecek yerim de var. E siz ne yapacaksınız paşa? Vakti geldiğinde nereye gideceksiniz? Pargaya mı? Ben küçükken bir laf edilirdi pargada. Sana da söyleyeyim, kulağına küpe olsun. Cehenneme giden yolda yürümek kolaydır İskender Çelebi. Bu hançeri bir kez daha çekersem üstünde kanın olur. Unutma abicim, bu daireyi benim sayemde aldın. Sağ ol kardeşim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Öyle teşekkürlü olmaz. Ne istersem yapacağını söyledin. Tamam, söyle. Benim adıma bir mektup yazacaksın. Ne mektubu? Kime? Bali Bey'e. Sen göndermiş olacaksın. Fakat içinde benim mektubum olacak. Hayatta olmaz. Söz verdin. Olmaz öyle şey. Sen beni ne sandın? Mehmet. Sultanım. Mehmet. Mihrimah. Nereye böyle? Annem bir daire hazırlatıyor. Onu görmeye gidiyoruz. Ne dairesi? Benim için sultanım. Artık benim de abim gibi bir dairem olacak. Sultanım. Yalnız mı geldin sen? Gülşah nerede? Gittiğimde yoktu sultanım. Nasıl yoktu? Neredeymiş? Bilmiyorum sultanım. Yok dediler. Sual ettim fakat kimse bilmiyor nerede olduğunu. Kaybolmuş. Mahidevran Sultan gelmeseydi geceyi birlikte geçirecektik. Az değilsin vallahi. Fatma. Sultanım. Siz oturun burada. Hürrem Sultan Mehmet'e daire yaptırıyormuş. Benim bundan neden haberim yok? Sultanım biz... Nigar nerede? İbrahim Paşa'mızın yanına gittiler. Derhal o daire kapatılacak. Gü-
Gülşah'ı merak etme. Artık konuşamaz. Yoksa... Onunla aynı akıbeti paylaşmak istemiyorsan derhal çıkman lazım Nigar. Gel. Sultanım. Paşam. Hakkınız varmış. Nigar'a güvenmekte hata etmişim. Ben ne yaptım ki sultanım? Beni hiçe sayıp Hürrem'e hizmet ediyorsun. Sen nasıl olur da bana sormadan daire açarsın? Sultanımız emrettiler. Nasıl yok derim? Bu kararın bana ait olduğunu bilmiyor musun sen? Sultanım, hanginizi dinleyeceğime şaşırdım. Lafını bil de konuş. Karşında bir sultan var. Ne cüret böyle? Bağışlayın paşam. Hayır, benden değil. Sultanımızdan af dile. Hiç zahmet etme Nigar. Seni azlediyorum. Artık haznedar değilsin. Yapmayın sultanım. Azlederseniz saraydan atılırım. Seni en baştan ikaz etmiştim. Şimdi defol git buradan, eşyalarını topla. En geç yarın gidiyorsun. Paşam. Hiç bana bakma. Sultanımızı duydun. İsabetli bir karar verdiniz. Fakat bu karara itiraz edilecektir. Hazırlıklı olmak lazım. Gel. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle paşa. Hünkârım, hat düğümü ayınımız için divanda alınan son kararları arz etmeye geldim. Serdar İskender Çelebi'nin azil kararı hünkârım. İbrahim Paşa'mızda ciddi bir tartışmalar oldu. Nedir bu tartışma mevzu? İbrahim Paşa'mız defterlerin tetkik edilmesini buyurdular. Lakin İskender Çelebi buna itiraz etti. Ağır! Derhal İbrahim Paşa'ya haber verin gelsin. Sen çekilebilirsin. Gülşah neden kaybolsun durduk yere? Belli ki benimle konuşmasını istemediler. Ne biliyor olabilir ki? İbrahim Paşa'yla alakalı olduğu aşikar. Unuttun mu? İdris Ağa'da birden yok olmuştu. Anne. Siz burada mıydınız? Mahidevran Sultan, Mehmet için hazırlattığınız daireyi kapattı. Buna hakkımız yokmuş. Mehmet nerede? İçeride. Çok üzüldü. Mehmet. Sakın üzülme oğlum. Bu sarayın en güzel dairesi senin olacak. Hı? Sultanım. Validem, ben iyiyim, içiniz rahat olsun. Paşayla aramızda hiçbir mesele kalmadı. Hiç olmadığım kadar mesudum. Sizden gayrı derdim tasam yok. Validem, sultanım. Gel Mahidevran.
sultanım. Sizin de malumatınız olsun. Nigar Hatun'u hazlettim. Artık hazinedar değil. Nereden çıktı şimdi bu? Vazifesini kötüye kullanmış gafil. Kendi şahsi menfaatleri için ciddi harcamalar yaptığı tespit edildi. Nasıl olur? Nigar yapmaz böyle bir şey. İbrahim Paşa'mızın haberi var. Bizzat kendi ikaz etti beni. Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Yaklaş. İskender Çelebi ile aranızda geçenleri duydum. Evet. Böyle icap etti hünkârım. Tek söyleyeceğim bu mu? Hünkârım, bu devleti yönetmem için beni siz yetkili kıldınız. Eğer bu mesuliyet bana aitse, birlikte çalışacağım insanları da ben belirlerim. Elbette sana böyle bir kudret bahşettim. Lakin adil olman koşuluyla. Hünkârım, inanın bana bu adil bir karardı. İskender Çelebi bana ve makamıma hakaret etti. İskender Çelebi haddini aşmış. Emin ol, bunun bedelini ödeyecektir. Lakin senin de hatan var İbrahim. Daha evvel aranızda geçenler malum. Bu meseleyi şahsileştirdiğin kanaatindeyim. Bilhassa üstüme geliyorum. Efendi Hazretleri dinlenen adama hizmet ettiğini düşünüyorum. Eğer bunu ispatlarsan, değil azletmek, kellesini alırım. Hünkârım. Sefer arifesinde böyle bir azle müsaade etmem. İskender Çelebi senden özür dileyecek, sen de bu meseleyi unutacaksın. Böyle bir husumetin hiç kimseye faydası yok. Madem öyle, gönderin, gitsin. Sultanım, ben buna ihtimal dahi vermem. Bunca yıldır bir hatasını görmedik. Nigar neden yapsın bunu? Hazinedar olunca değişti herhalde Gülfem. Malum, herkesin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Valide, sultanım. Mahidevran demek buradasın. Ne oluyor? Sen kendini şehzadenin üstün mü tutuyorsun? Haşa. Nereden çıkardın bunu? Madem öyle, sen benim oğlumu nasıl kovarsın? Hürrem, sakin ol. Sultanım, mevzuyu bilmiyorsunuz. Biliyorum. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Daire tekrar verildi. Nasıl? Bağırıp çağırmadan önce sual etseydin öğrenirdin. Şehzade Mehmet için başka bir daire tahsis ettim. Hem de daha güzelini. Tadilat bitince yerleşebilir. Mahidevran, kim sana bu akılları veriyorsa söyle ona, kendi karşıma çıksın. Boş laflar bunlar. Hiç heveslenme. Sen haremi vekaleten yönetiyorsun. Asla tam sahibi olmayacaksın. O da olacak bir gün. Hangi gün? Sultanım, duydunuz mu neler söylüyor? Ailenin itiraftır bu. Hürrem, yeter artık. İkiniz de susun. Validemizin huzurunda olduğunuzu unutmayın. Hürrem çırpındıkça batıyor. Sultanım, Şehzade Mehmet için daire açılacak mı? Elbette. Hürrem'i evlatlarından ayırmakta fayda var. Neyse. Mustafa'm nasıl? Malum, pek bir alakadarsın. Bu benim vazifem sultanım. Bir hayli kötü şeyler yaşadılar. Mesut olmalarını isterim. Hakkın var. Ev sonunu unutturmak lazım. Arzu ederseniz bu gece biraz eğlenmelerini sağlayabilirim. İyi olur.
Ben de bir cariye seçmiştim onun için. Şimdi hazırlanıyordur. Al onu Mustafa'ma götür. Nigar'ı mı kovdu şimdi? Vallahi ben de anlamadım sultanım. Dediklerine göre harem defterlerinde usulsüzlük yapmış. Nigar. Mümkünatı yok. Belli ki kitabını uydurmuşlar. Nigar da bir tuhaf. Sanki dünden razı gitmeye. Mahidevran'ı durdurmanın vakti geldi Gülah. Hemen harekete geçiyoruz. Ne yapacağız ki sultanım? Neden hazırlanmadı bu hatun hala? Hazır olur şimdi. Ayşe hatun. Herkese nasip olmaz bu. Kıymetini bil. Merak etmeyin. Şehzademizi memnun etmek için elimden geleni yaparım. Boyundan büyük laflar etme. Sen kimsin de şehzademizi memnun edeceksin? Ne yapıyorsun sen? Ne suçu var kızcağızın? Sultanımız seçti. Mahsus yaptı sultanımız. O gece beni dairede gördü ya. Sen niye bana haber vermiyorsun? Versem ne? Sanki engel olacaksın. Şuna bak nasıl da kasılıyor. Şeytan diyor ki... Aman diyeyim, rahat dur. Bir günah yok kızım. Tamam. Sen sultanımızın yanına dön. Ben hallederim. Hadi hadi. Ben bir rüya gördüm. Gündüz niyetine hayır olsun. Beyaz bir at gördüm. Büyük. Kocaman. Yeleleri uzun mu uzun. Buraya dairenize kadar geldi. Kapının önünde durdu. Öyle güzel. Öyle bir bakışı vardı ki. Daha değil der gibi. Sonra kayboldu. Çekip gitti. At Murat'tır validem. İyi olacaksınız inşallah. Daya Hatun. Hürrem Sultan sizi çağırdılar. Hayırdır inşallah? Malumatım yok. Fakat mühim dedi. Tamam, geliyorum. Ben Hürrem Sultanımızın yanına gidiyorum. Sen Valide Sultanımızın yanında kal. Aman diyeyim, gözünü üzerinden ayırma. Merak buyurmayın da hayatım. Fidan Hatun. Buyurun. Neresindeler de en son? Niye sual ettin? Ben oradan geliyorum şimdi. Yok, çıkmış bulamıyorum da. Felaket, hatun felaket. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol ağam. Ne oluyor söyle. Hürrem Sultan bugün olanlara çok sinirlenmiş. Onun için de Mahidevran Sultan'dan intikam almak istiyor. Öyle mi? Ne yapacakmış? Valide Sultan'ı öldürecekler. Sonra da suçu Mahidevran Sultan'ın üzerine atacaklar. Eyvahlar olsun, ne yapacağız şimdi? Derhal müdahale etmemiz lazım. İyi de... Ya yürü hatun, yürü.
Hürrem Hatun neden gelmedi? Bir hali yorgun düştü. Ben de uyumasını istedim. Sen neden görmek istedin beni? Konuşmak, dertleşmek istersiniz diye düşündüm. Hem birlikte yemek yeriz. Kafanız dağılır biraz. Sağ ol Hürrem. Böyle eli kolu bağlı beklemek o kadar acı ki. İnancınızı kaybetmeyin sultanım. Her karanlık gecenin ardından güneş doğar mutlaka. Sultanım. Hoş geldin Dayı Hatun. Bir şey mi söyleyecektin? Sultanım. Beni siz çağırtmışsınız. Ben mi? Ben kimseye çağırmadım. Nereden çıktı bu? Bana öyle dediler. Mühim bir mesele var, acil gelsin demişsiniz. Mahidevran çağırmıştır belki. Hayır sultanım. Eminim. Hürrem Sultan dediler. Hay Allah. Bu hayra alamet değil. Ne demek bu şimdi? Hürrem söylesene. Mahidevran'ın oyunu bu. Vahide Sultan'ımızı öldürecek. Ne saçmalıyorsun sen? Daha bugün neler söylediğini unuttunuz mu? Validemiz ölünce haremin sahibi ben olacağım dedi. Dayı Hatun sen de oradaydın. Elbette duydum sultanım. Müsaadenizle Valide Sultan'ımızın yanına dönüyorum. Yoksa yalnız mı bıraktın onu? Hiç öyle şey olur mu sultanım? En güvendiği cariyesi yanında. Biz de gidelim sultanım. Engel olalım buna. Acele edin. Ağam, Nigar Hatun'a Sümbülahi'ye haber vermeliyiz. Vakit yok. Acele et. Çabuk çabuk. Koş Hatun, koş. Senin yanına geldi peki. Kim çağırdı seni? Benim cariyem miydi? Hayır sultanım, daha önce hiç görmedim. Öbür taşlıktan bir hatun galiba. Aman Allah'ım. Eyvallah olsun. Sen validemize bak fidan. Validemiz nefes alıyor. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Senin canını alacağım. Kim yolladı seni?
Konuş! Mahidevran Sultanımız. Başka kim olabilir? Hayır, Mahidevran Sultanımızla alakası yok. Hatice Sultanım ne olur dinleyin beni. Vallahi benim bir günahım yok. Günah çağırdı beni. Mahidevran Sultanımızı bulamıyorum. Bana yardım et dedi. Günah. Evet. Hürrem Sultanımız validemizi öldürecek dedi. Ben de düştüm peşine engel olmak için. Seni yalancı. Kimi kandırıyorsun sen? Her şey ortada. Kendi gözlerimizle gördük. Sultanım tuzak bu. İnanmayın. Oyuna getirdiler beni. Sultanım. İyi misiniz? Koşturmanızı görünce hemen geldim. İşte geldi. Bana inanmıyorsanız ona sorun. Hakikati söylesene günah. Sen demedin mi Hürrem Sultan validemizi öldürecek yetişelim diye? Beraber gelmedik mi buraya? Ne diyorsun be hatun? Vallahi hiçbir şeyden haberim yok. Ne oldu ki? Gülah, kapatın şu hayne bir yere. Dayı hatun, validemizin yanından ayrıl. Bir de soruyor musun utanmadan? Nasıl yaparsın bunu? Nasıl kıyarsın validemize? Bu kadar mı gözün döndü senin? Sultanım ne diyorsunuz siz? Ben ne yaptım ki? Hiçbir şey anlamıyorum. Sadık hizmetkarın Filen Hatun valideyi öldürmek istedi. Yetişmeseydik hain emeline ulaşacaktın. Hayır bu mümkün değil. Fidan yapmaz. Sakın inkar etme. Kendi gözlerimle gördüm. O yılanı sen soktun validemizin koynuna. Sen kimsin Mahide? Bunu validemize nasıl reva görürsün? Hayır ben asla. Evladımın başı üstüne yemin ederim ki ben günahsızım. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Fidan Hatun kendi kafasına göre yapmadı ya bu hainliği. Belli ki sen emir verdin. Seni yılan. Belli ki tuzak kurmuşsun Hatun'a. Sultanım inanmayın bu zalime. Ben göreceğimi gördüm. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin Mahidevran. Sultanım beni... Ver sesini! Bunun hesabını hünkârımıza vereceksin. Sultanım, nereye gidiyorsunuz? Ne olacak şimdi, ne yapacaksınız? Buna ben değil, hünkârımız karar verecek. Sultanım, hünkârımız bunu duyarsa kararı belli. Mahidevran'ı sağ bırakmaz. Layık bu elbet. Fakat ben hünkârımızı düşünüyorum. Sonra Şehzade Mustafa. Bu hadise onlar için büyük bir yıkım olacak. Bunun bir bedeli olmak zorunda Hürrem. Sultanım ben sizi anlıyorum. Asabınız bir hayli bozuldu. Fakat emin olun bu hadisenin ortaya çıkmasının kimseye bir faydası yok. Sadece daha büyük acılara sebep olur. Ne yapmamı bekliyorsun Hürrem? Annemi öldürmek istedi o. Cezasız mı kalacak? Hayır sultanım, hayır. Ona en büyük ceza bu saraydan gitmek olacaktır. Malum şehzademiz yakında Manisa'ya gidiyor. Ona refakat eder. Böylece hiç kimse zarar görmeden mesele hal olur. Ama içiniz rahat etmeyecekse, illa söylemek istiyorsanız siz bilirsiniz. Sultanım, size söylemiştim Gülay'a güven olmaz. Belli ki aylar önce kurdular bu tuzağı. İbrahim Paşa ile konuşalım sultanım. Yardım eder bize. Haber yolladım ama ses yok. Sultanım. Hazırlan. Hünkârımızın yanına gidiyorsun. Sultanım, ne olur inanın bana. Ben neden böyle bir şey yapayım ki? Nedeni herkesçe malum. Ölümlerden nasıl medet umduğunu hepimiz gördük. Sultanım. Kork.
korkmam. Hünkârımız bilmeyecek bu hadiseyi. Nasıl? Söylemeyecek misiniz? Bunu Mustafa için yapıyorum Mahidevran. Annesinin gerçek yüzünü görüp kahrolsun istemem. Lakin bu yaptığın cezasız kalmayacak. Bu saraydan gideceksin. Derhal hünkârımızla konuş. Mustafa ile birlikte sancağa gitmek istediğini söyle. Nigar Kalfa da gidiyor. Ne olacak şimdi ağam? Vallahi ne bileyim. Hareme hazinedar dayanmıyor. Gelen gidiyor. Şeker ağa, lokmaları dök, şerbetleri hazırla. Hayırdır, Nigar Kalfa'nın gidişini mi kutluyorsun Gül ağam? Vallahi kimin gideceği belli olmaz. Ceylan'ıma tuzak kuranlar layığını bulacak. Bu ne diyorsun sen? Sizin bir tarafınızda pireler uçuşurken harem birbirine girdi. Yahu çatlatmada mı söyle? Vallahi ben bundan sonrasında susuyorum. Artık Hürrem Sultanımız konuşacak. Evlatların nasıl? Şükürler olsun, hepsi iyi. Hele Mehmet, çok mesut. Ayakları yere değmiyor. Ne oldu? Malum büyüyor artık. Ben onun için bir daire hazırlatıyorum Süleyman. Gerçi birileri engel olmaya çalıştı ama... Hürrem. Hadiselerden bilhassa uzak durmaya çalışıyorum. Fakat ben kaçtıkça içine çekiyorlar. Birlikte gideceğiz hünkârımızın yanına. Bugün bir yere gitme Süleyman. Birlikte olalım. Ne vakittir göremiyorum seni. İbrahim bekliyor. Yakında sefere çıkacağız. Çalışmamız lazım. Validemiz bu haldeyken nasıl gireceksin? Senin varlığın kuvvet veriyor validemize. Ben sefere daha sonra katılacağım. Gel. Hünkârım. Söyle. Hatice Sultan ve Mahidevran Sultan geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Hünkârım. Hoş geldin Hatice'm. Bir şey mi oldu? Mahidevran'ın size söyleyecekleri var. Hünkârım. Nigar Hatun'u vazifesinden aldım. Saraydan gidiyor. Paşa Hazretleri beni çağırmışsınız. Yaklaş Gül ağa.
Yaklaş dedim. Paşa Hazretleri, bilmeden bir kabahat mi işledim? Kabahat işlediğin doğru. Fakat bilmediğin koca bir yalan. Sen her şeyi bile isteye yaptın. Değil mi? Ben ne yapmışım ki? Mahidevran Sultanımıza nasıl tuzak kurduğunu öğrendim. Paşam ne tuzağı? Vallahi kim dediyse iftira atmış. Nigar Hatun yalan mı söylüyor yani? Her şeyi görmüş. Gelip anlattı. Koş Hatun, koş! Yolladığın Hatun'u da görmüş. Suçunu itiraf etti, cezasını bile verdi. Bu suçun cezası belli. Ölüm. Fakat Nigar Hatun'a bir söz verdim. Canını bağışlıyorum senin. Ağalar. Paşam. Götürün bu gafili. Atın saraydan. Tek bir eşyasını dahi almadan gidecek. Paşam affedin ne olur. Nereden icap etti bu? Nigar hayli tecrübeli ve kabiliyetli bir hatundur. İbrahim Paşa'mızın da malumatı var. Maalesef vazifesini kötüye kullanmış. İlaveten bazı saygısızca davranışları oldu. Madem öyle uygun gördün, karar senindir Mahidevran. Siz de münasip görürseniz Dahi Hatun'un tekrar vazifesinin başına geçmesini istiyorum hünkârım. Olmaz. Ben dahinin yalnızca validemle alakadar olmasını istiyorum. O halde bir başkasını düşünelim. Acele etmeyin. Bu kararı ben vereceğim. Aa yapma ya! Allah Allah! Gidiyoruz işte! Bu ne hal? Ne yapmış bu aleşiş? Paşamızın emriyle saraydan kovuldu. İsabet olmuş. Sultanımıza tuzak kuranların sonu bu işte. Konuşma! Ağzını burnunu dağıtırım senin. Sen orada konuşma! Felaune! Gülüm, ne halt ettin sen? Sana ne iblis? İstediğin oldu işte. Ağalar, bari eşyalarımı toplasaydım. Olmaz, gidiyoruz. Ya tamam, Allah Allah. Sümbül Ağa, sana zahmet, benim eşyaları bir toplasan. İşim gücüm yok, senin arkanı mı toplayacağım? Fırsatçı deve! Kovuluyoruz işte burada. Ya tamam, ben hallederim. Bir zahmet eksik olmaz. Yürü. Ya, tamam ya! Abi dur! İki laf ediyoruz burada. Allah Allah! Nigar Hatun, ne ettin sen bana? Ciğerimi sökseydin vallahi bu kadar canım acımazdı. Ben sana iyilik ettim ağam. Git buradan, kurtar kendini. Ben burada iyiydim. Yürü, hadi yürü. Ya tamam, Şeker Ağa unutma, kapının önündeyim. Sultanım. Tebrik ediyorum. Muazzam bir tuzak. Ve neredeyse başarıyordunuz. Fakat benden size bir tavsiye. Hizmetinizdekileri değiştirin. Size ayak uyduramıyorlar. Hayırlı günler dilerim. Sana inanmıştım Hürrem. Gerçekten değiştiğini düşünmüştüm. Fakat görüyorum ki yanılmışım. Hasta yatağındaki validemizi bile hain emellerin için kullandın. Yazıklar olsun sana. Bundan böyle gözüm üzerinde en ufak hatanda bütün bunları gidip hünkârımıza anlatırım. Şimdi yıkıl karşımdan. Boru ses, git bak şunlara. Nerede kaldı ya? Olmaz, ayrılamam. Olmaz, ayrılamam. Ne olur acaba? Hiçbir şey olmadı ki. Allah Allah.
Aha geldiler. Şeker ağa, her şeyimi koydun mu? Koydum ağam, koydum. Kırmızı donum vardı, onu da koydun mu? Gülmeyin ağalar, vallahi içim yanıyor benim. Gül ağam, nereye gideceksin sen? Anayi, bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete. Biraz altınım olaydı, işim iş kurardım. Ben de onları soracaktım. Nereye gömdün altınları? Ebenin yanına gömdüm altınları. Ay ebem kadar taş düşeydi başına. Bulurum elbet, çıkar bir yerlerden. Başına debelenme. Öyle bir yere gömdüm ki. Vallahi kendim de bulamıyorum. Gülağım. Vallahi gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Özleyeceğiz seni. Vallahi ben de öyle. Aha bu deveyi bile özleyeceğim. Hadi kal sağlıcakla. İyi bak buralara. Emrin olur paşa. Yolun açık olsun. Hadi kal sağlıcakla. Şeker ağa. Gül ağam. Bak yolluk hazırladım sana. Ay yaşa. Ceviz de koydun mu? Koymaz mıyım hiç? E hadi git. Ağaç ettin bizi burada. Vallahi gidiyorum. Daha dün sefanın içindeydim. Bugün cefanın, belanın ortasındayım. Hayat işte. İnsan ne oldum dememeli, ne olacağım da dememeli. İşte kendiniz ayarlayın. Hadi kalın sağlıcakla. Dur sana bir okuyup üfleyeyim, dur. Tefel bela oğlum kızım. Ya o sümbül. Puf. Of. Puf. Puf. Of. Of. Ne oldu ha? Benim altın kesem yok. Allah Allah. Yolda mı düşürdüm ne? Benden çaldıklarına sayarsın. Yallah iyiliğini versin. Celavut. Sultanım. Bir kez ihanet edin, hep eder demiştin. Sen de asla demiştin. Gördün işte. Bana yine ihanet ettin. Başka çarem yoktu sultanım. Mecburdum. Ne mecburiyetin vardı? Nigar. Ne mecburiyetin vardı? Ben seni burada tutmaya çalışırken sen benim kuyumu kazıyormuşsun. Hadi bana düşmanlığın eski. Gül Ağa'dan ne istedin? Değdi mi buna? Ne elde ettin? Mahidevran yeni kovdu seni. Böylesi daha iyi sultanım. Ben yoruldum artık. Dayanamıyorum. Kendi başıma sakin bir hayat sürmek istiyorum. Senin hayatında sükunet yok artık. Huzur yok. Bu ihanetin bedelini bir gün, Nigar bir gün ödeyeceksin. Sultanım. Sen doğrusunu yaptın.
Haremin nizamını kimsenin bozmasına müsaade edemeyiz. Hadi hazırlandıysan çık. Ağlar seni bekliyor. Neler getirdin bize? Sen ne istiyorsun onu söyle. Malum bende yok yok. Açılın bakayım şöyle açılın. Hepinize yetecek kadar var. Ne oluyor burada? Şirin Hatun, ne arıyorsun sen burada? İnsan bir selam verir. Sana da hayırlı akşamlar Sümbül Efendi. Hayırın batsın. Kim aldı seni içeri bu vakitte? Kim olsa alır beni. Fıstık gibi hatunum evvelallah. Yesinler fıstıkmış. Lan lan topla. Daha vakitlice gelirsin. Yürü. Hadi. Çekil. Bana bak Sümbül ağa. Vallahi konuşturma beni. Bütün kirli çamaşırlarını dökerim ortaya. İnsan işine çıkamazsın. Allah seni kınar etmesin. Mulevves. Melauna. Kaybol şimdi. Kaybol. Çılak. Yürü git. Alaşiş, alaşiş. Açsana Şirin Hatun, bakalım neler var. Dur hele dur. Önce Şehzade Mustafa'ya anlatayım bakayım. Nasıl? Dedikleri kadar yakışıklı mı? Gel. Şehzade Hazretleri. Fatma Hatun. Bir arzunuz var mı diye sormaya geldim. Hayır yok. Bir de geçen gece için özür dilemek istedim. Niçin özür diliyorsun? Ne yaptın ki? Kendi dertlerimle meşgul ettim sizi. Halbuki ben sizi memnun etmek için yaratıldım. Müsaade edin telafi edeyim. Kızlar şu şalın bir güzelliğine bakın Allah aşkına. Acemiştir ha. Öyle her yerde bulamazsın bunu. Ahraz pazarında da var bunda. Sus kız. Yalan konuşma. Ağzın burnun yamulur. Hem sen dışarı çıktın mı? Var. Nerede gördün? Gülah dediydi. Gülah ne anlar? Onun üç lafının dördü yalan. Gülah dedin de aklıma geldi. Nerede o? Kırmızı don ısmarladıydı gene. Haberin yok mu? Kovuldu o saraydan. Aman be! O da kovulacak zamanı buldu. Dünya kadar borcu vardı bana ya. Gördün mü? Bak gitti güzelim akçeler. Geçmiş olsun. Sen bir su iç üstüne. Neyse bak hele ne diyeceğim. Hürrem Sultan burada mı? Dairesindedir. Niye sordun? Bir yanına varacağım da. Korkuyorum ama çok. O niye? Niyesi mi var hatun? Cadı diyorlar onun için. Bir bakışıyla kör ediyormuş adamı. Duymasın. Vallahi canın olur. Nereden duyacak ki? Burada mı şu anda? Nerede ki? Duyar o duyar. Her yerde gözü kulağı var onun. Şehzadem. Sizin aşkınıza düştüm bir kere. Gayrı iflah olmam. Ben sizi çok sevdim. Beni anlatmayın. Çekilebilirsin. Bir hata mı yaptın? Sana çekilebilirsin dedim.
Şirin Hatun geldi. Sizi görmek istiyor. Şirin Hatun da kim? Aman, 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 aman. Vallahi daire güzelmiş ha. Ne oluyor burada? Kimsin sen? Şirin ben. Sultanımıza haber ver. Kendilerine bir diyeceğim var da. Yalnız çok korkuyorum. Bir titreme geldi şu an. Bir şey yapmaz inşallah, yapmaz inşallah sultanımız değil mi? Sultanımız karşındalar ya işte. Karşımdalar. Sahi mi diyorsun sen? E hiç öyle cadıya benzer bir tarafı yok bunun. Sen kimsin Hatun? Şirin ben, bohçacı Şirin. Nazar değmesin vallahi, çok güzelmişsiniz sultanım. Vallahi ben bile sönük kaldım sizin yanınızda. Yanlış vakitte geldin Hatun. Bir şey almayacağım. Daha sonra alırsınız sultanım. Ben başka bir şey için geldim. Neymiş o? Birinden haber getirdim size. Bizzat yolladı beni. Dediğine göre siz bu iyiliğim karşısında bolca altın verecekmişsiniz bana. Zümrütler, yakutlar hediye edecekmişsiniz. Evvela söyle bakalım neymiş? Dur oğlum! Üzerini aradınız mı? Arandı sultan. Aradı. Yaklaş Afak. Nigar Hatun nerede şimdi? Evine gitti Nasuh Efendi. Sarayla ilişiği kesildi. Şimdi ne yapacaksınız paşam? Nigar tanınan, bilinen bir hatun. Bir gelen giden olur. Sefere ne vakit çıkacağımız belli olsun evvela. Ondan sonra emniyetli bir yere yerleştiririm onu. Nihayetinde karnında benim evladımı taşıyor. Yüzüstü bırakacak değilim. Paşa Hazretleri, İskender Çelebi geldiler. Gelsin bakalım. Paşam. Geçen gün vuku bulan tatsız hadiseden mütevellit azap içindeyim. Yüce affınıza sığınırım. Divan heyetine haber yollayın. Hünkârımız gelmek üzeredir. Esma. Buyurun sultanım. Has bahçeye çıkacağım. Çocuklar sana emanet. Ben de gelmek istiyorum. Şimdi olmaz. Yalnız gitmem lazım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Söz senin paşa. Hünkâr, malumunuz bir vakittir doğu vilayetlerimize isyanlar çıkmakta. Bu isyanların Tahmasp'ın teşvikiyle cereyan ettiği aşikar. Valileri ve beyleri bir yandan sınırlarımıza tecavüz ederken bir diğer yandan da halkımıza ayaklanmaları için sürekli kışkırtmaktalar. Aldığım tedbirlerle
Bu isyanları ve saldırıları bertaraf ettim fakat bu vaziyet kalıcı bir vaziyet değildir hünkârım. Pek yakında tekrar ayaklanmalar başlayacaktır. Bunlara ilaveten Safavilerin vurkaça dayalı savaş usulleri bu meselenin çözülmesinde engel teşkil etmektedir. Teklifi nedir paşa? Hünkârım, topyekun bir seferle bu meseleyi kati surette çözebiliriz. Aksi bir fikri olan var mı? Ben de aynı görüşteyim. Zira doğuya iki aslan fazladır. Babam Sultan Selim Han'ın açtığı yoldan yürüyerek Tahmasp'ı dize getireceğiz Allah'ın izniyle. İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklar başlasın. Emredersiniz. İskender Çelebi. Emredin hünkârım. Vazifelerine ilaveten seni Serasker Ketudası tayin ediyorum. Bundan böyle İbrahim Paşa ile birlikte hareket edeceksiniz. Bundan böyle mesuliyetin artı Percima. Gülah'ın yokluğunda sana büyük iş düşüyor. Merak etme Sultan. Her daim hizmetinizdeyim. Percima, bir tuzak olmasın bu. Rahat olun Sultanım. Bütün tedbirler alındı. İyi. Sen yola çık. Mermer Köşk'ün önünde bekle beni. Hatunlar, siz burada bekleyin. Sen kimsin hatun? Kalk, dön yüzünü. Benim sultanım.